doesn't. Merhaba, benim adım Ufuk Amca ve şimdi pusula zamanı. Bugün bize katılabildiğine çok sevindim. Hiç oyalanmadan Murat ve Elif'i ziyaret edelim. Murat o kadar rahat ve vurdum duymaz bir çocuk ki bazen onu korkutan bir şey olabilir mi diye merak ediyorum. Merhaba. Ne oldu sana böyle? Hiçbir şey. İyiyim ben. Hiç sanmıyorum. Oturup biraz düşünmek istiyorum. Ne hakkında? Okul. Okul mu? Sık sık düşündüğüm bir konu değil bu bildiğim kadarıyla. Ama şimdi düşünmem gereken çok şey var. Çünkü başka bir sınıfa aktarıldım. Başka bir sınıfa mı? Hı-hı. Ama neden? Başını derde mi soktun yoksa? Okuldan kovulduğunu söyleme sakın bana. Neden başımı derde sokmuş olabileceğimi düşünüyorsun ki? Ben yaramaz değilim. Aha, iyi bir denemeydi Murat. Ne demek istiyorsun? Uçan tava ya da Nuh'un gemisi sana bir şeyler hatırlatıyor mu acaba? Tamam. Ama bunlar yaramazlık değil ki. Peki bunlara ne ad verirsin? Sonu kötü biten, eğlenceli şeyler. İstiyorsan öyle diyelim. Bugün okulda eğlendin mi o zaman? Söyle bakalım. Ha. Aslında olanların benimle hiç ilgisi yok. Sınıfımızı ziyaret eden psikoloğu hatırlıyor musun Elif? Evet. Sınıfınızdaki iki çocuk hep kavga edip duruyordu değil mi? Aynen öyle. Tabii başka şeyler de vardı. Bu yüzden birkaç veli toplantısı yapıldı ve sonra bir gün aynı psikolog tekrar sınıfa geldi. Ve hiç anlamadığım bir sürü şeyden söz etti. Sonuç olarak sınıfımızın ikiye bölüneceğini ve diğer şubelerle karıştırılacağını söyledi. Çok karmaşık bir durum. Ne zaman olacak bu? Pazartesi. Yeni sınıf arkadaşlarını seversin umarım. Göreceğiz bakalım. Psikolog amca bunu heyecan dolu bir macera olarak görmemizi istedi. Sanki daha önce hiç gitmediğim bir yere gitmek gibi bir şeymiş. Çünkü bilinmeyen bir yerde bir sürü macerayla karşılaşırız değil mi? İşte sen geldiğinde ben de bunu düşünüyordum Elif. Nasıl yani? Kocaman arabalı bir vapurla yola çıktığımızı ve psikolog amcanın da geminin kaptanı olduğunu hayal ediyordum Elif. Gemi birazdan limana yanaşacak. Lütfen şimdi herkes araçlarının yanına dönsün. İyi çocuklar bir numaralı güverteye, geri kalanlarsa iki numaralı güverteye doğru ilerlesinler. Adı Murat olan arkadaşınıza özel sürprizim var. Can kurtarma kayığında geri dönecek. Bu yolculuğa çıkmak istemiyorum ben. Evet Murat, sanırım nasıl hissettiğini anlıyorum. Bana bir hikaye anlatmaya ne dersin? İyi fikir. Pusula doğru yönü gösterir. Murat yeni bir sınıfa gideceğini öğrenince biraz korktu değil mi? Belki onun nasıl hissettiğini sen de anlıyorsundur. Yeni bir şeyler yapmaya başlamak insanı heyecanlandırabilir, strese sokabilir. Bugünkü hikayemiz birçok yeni şey yapmak zorunda kalan birisi hakkında. Bu kişi çok uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyordu. Neler olduğunu öğrenmek için gelin birlikte Şirin ablaya kulak verelim. Uzun
uzun yıllar önce okul arkadaşlarımdan biri bana okuldan hemen sonra birlikte ödev yapacağımıza söz verdi. Buna çok sevindim. Çünkü ertesi gün teslim etmemiz gereken çok zor bir ödevdi bu. Heyecanla eve koştum. Bir şeyler atıştırıp 45 dakika içinde hemen arkadaşımın evine gittim. Kapıyı çaldığımda abisi beni karşıladı ve arkadaşımın annesiyle birlikte alışverişe gittiğini söyledi. Ne kadar şaşırdığımı ve üzüldüğümü tahmin edersin herhalde. Eve dönerken arkadaşımın verdiği sözü tutmadığını düşünüp iyice kızdım. Ertesi gün onu görünce içimi boşalttım ve çok kötü bir şekilde tartıştık. Ama kısa bir süre sonra aramız düzeldi ve verdiğimiz sözleri tutma konusunda anlaştık. Şimdi sana verdiğimiz sözü tutmanın önemi konusuyla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayeyi Kutsal Kitabın Eski Anlaşma yani Tevrat kısmında bulabilirsin. Hikayemizin kahramanı İbrahim Peygamber'di. Türkiye'ye çok uzak olmayan bir ülkede karısı Sara ve diğer akrabalarıyla birlikte yaşıyordu. Ama bir gün Tanrı ona ülkenden ve akrabalarından ayrılman gerekiyor. Sahip olduğun her şeyi geride bırak. Yaşayacağın yeri sana ben göstereceğim dedi. Herhalde İbrahim bu sözlere çok şaşırmıştır. Ama Tanrı'nın verdiği söze sadık kalacağını yani verdiği sözü tutacağını biliyordu. Böylece İbrahim babasını, hanımını, yeğenini ve hizmetkarlarını yanına alarak yola çıkmaya hazırlandı. Herhalde komşuları İbrahim'in memleketini bırakıp hiç bilmediği bir ülkeye gitmek üzere yola çıkmasına hayret ediyor ve böyle bir şeyi nasıl cesaret edebiliyorsun ki diye soruyorlardı. Ama İbrahim Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı bana söz verdiğine göre gidebilirim dedi. Bütün eşyalarını toplayıp yola koyuldular. Çıktıkları yol hiç de kısa değildi. Önlerinde 1100 kilometre civarında bir yol vardı. Bu yol yaklaşık İstanbul-Malatya arası kadar bir mesafedir. Bilmedikleri bir ülkeye doğru yola çıkmakla büyük bir maceraya atılmışlardı. Ama İbrahim'in Tanrı'ya olan güveni herkese cesaret veriyordu. Kenan ülkesine vardıklarında İbrahim Tanrı'nın kendilerini buraya getirdiğini ve oraya yerleşmeleri gerektiğini hissetti. Eşi Sara'ya buraya yerleşelim. Tanrı'nın burada yaşamamızı istediğini hissediyorum dedi. Böylece yola çıkarken yanlarına aldıkları koyunları, keçileri, eşek ve develeriyle birlikte o bölgeye yerleştiler. Hizmetkarları da içinde yaşayacakları çadırları kurdular. Artık Tanrı'nın yönlendirişiyle geldikleri bu yeni topraklarda yaşamaya başladılar. İbrahim, Tanrı'nın kendisine verdiği sözü tuttuğunu çok iyi biliyordu. Pusula doğru yönü gösterir. Tanrı verdiği vaatleri yani sözleri her zaman yerine getirir. Hikayemizde işittiğimiz gibi İbrahim peygamber bunu yaşayarak öğrendi. Tanrı'nın değişmeyen sözü olan kutsal kitap Tanrı'nın vaatleriyle doludur. Bu vaatlerden birisi Tanrı'nın bütün yaşamımız boyunca bizimle olacağını söyler. Yani Tanrı yanı başında seninle yürüyen ve seninle sohbet eden yakın bir arkadaş gibi her gün yanında olacaktır. Ama en önce Tanrı ile arandaki engelin ortadan kalkması gerekir. Bu engelin ne olduğunu biliyor musun? Günah. Yani Tanrı'nın isteğine karşı yaptığımız her şey. Günahlarından kurtulmak için İsa'ya inanman yeterlidir. Günahların affedilince Tanrı'nın dostu olursun. Böylece Tanrı'ya her türlü şeyi anlatabilirsin. Seni korkutan ya da üzen her şeyi onunla paylaşabilirsin. Mutlu olduğunda ya da örneğin anahtarlarını kaybedip ne yapacağını bilemediğin zamanlarda bile onunla konuşabilir, yani dua edebilirsin. Mutlu ve özgün olduğun zamanları, iyi ve kötü.
İnternet sitemizi ziyaret ettin mi hiç? www.hazinebul.com'a göz at bakalım, beğenecek misin? Bu sitede çeşitli oyunlar ve etkinlikler bulacaksın. Tanrı hakkında birçok şey de öğrenebilirsin. www.hazinebul.com'u ziyaret etmeyi unutma, olur mu? Şimdi Şirin ablanın bize anlatmaya başladığı hikayenin geri kalanına devam edelim. İbrahim peygamber Tanrı'nın kendisine vaat ettiği yeni topraklara varmıştı bile. Pusula doğru yönü gösterir. Tanrı İbrahim'e başka şeyler de söylemişti. Yani sadece yaşayacağı yeni toprakları göstermekle kalmadı. Kendisinin çok bereketleneceğini ve birçok çocuğu ve torunu olacağını da söylemişti. Sonunda ailesinin kocaman bir ulus haline alacağını ve İbrahim'in birçok kişi için bereket kaynağı olacağını da söyledi. İbrahim ve ailesinin yerleştikleri bu yeni topraklarda beklenmedik bir şey oldu. Ha, bu arada yerleştikleri ülkenin adını hatırlıyor musun? Evet, bu ülke o günlerde Kenan ülkesi olarak tanınıyordu. İşte orada çok büyük bir kıtlık oldu. Yani uzun bir süre boyunca yağmur yağmadı ve bu yüzden bitkiler büyümedi. Ağaçlar da meyve vermedi. Tarlalarda buğday, mısır olmadığı için de ekmek de yapamadılar. Bu nedenle İbrahim ve ailesinin başka bir yere taşınması gerekti. İbrahim güzeller güzeli eşine kıtlıktan etkilenmeyen güney ülkelerine doğru gitmeleri gerektiğini söyledi. Bunu söylerken Mısır'dan söz ediyordu. Gidip oradakilerden yiyecek ve yardım isteyelim dedi. Böylece İbrahim herkesi topladığı gibi develere binerek Mısır'a doğru yola koyuldular. Fakat Mısır'a yaklaştıklarında İbrahim şöyle düşündü. Buradaki insanların nasıl olduğunu biliyorum. Benim güzel eşimi gördüklerinde beni kıskanıp hapse atabilir, hatta öldürebilirler bile. Böylece İbrahim saraya Mısırlılar sorduğunda kardeşim olduğunu söyle. Böylece bana zarar vermek istemezler dedi. Ve bol bol yiyecek alıp ülkemize geri döneriz. Sara da bu fikri onayladı. Mısır'a girdiler ve ülkenin kralı olan Firavun'un huzuruna çıktılar. Kıtlık olan bir ülkeden geliyoruz. Bize yardım eder misiniz diye sordular. Firavun da onlara yardım edeceğini söyledi. Ama o arada ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Firavun saraya aşık oldu ve evlenmek için onu sarayında alıkoydu. Ama bir gün Firavun, Sara'nın İbrahim'in kardeşi değil de karısı olduğunu öğrendi. Ve haklı olarak çok öfkelendi. Hemen İbrahim'i çağırtıp bunun nedenini sordu. Sen ne yaptığını sanıyorsun böyle? Bana yalan söyledin. Karını ve yanındaki herkesi al ve ülkemi hemen terk et. Yüzünü bir daha görmek istemiyorum dedi. İbrahim de olanlardan dolayı çok üzgündü ve Firavun'dan özür diledi. Develerini yükleyip ülkesine geri döndü. Evine varınca şöyle dedi. Tanrım, gerçekten yaptıklarımdan utanıyorum. Yalan söylemekle çok büyük bir günah işledim. Tanrı ise buna karşılık olarak, evet İbrahim, ama her şeye rağmen verdiğim sözleri yerine getirdiğimi bilmelisin. Bu yüzden hiç endişelenme dedi. Ama İbrahim ısrar etti. Ama Tanrım, günah işledim ve bunu çok iyi biliyorsun. Bana verdiğin sözlerden vazgeçsen de haklısın. İbrahim diye seslendi Tanrı, seni bağışlıyorum. Bana yakın ol ki sana verdiğim sözleri yerine getireyim. Bu sözler İbrahim'i teselli etti. Onun Tanrı'ya olan güvenini güçlendirdi. Tanrı'nın verdiği söze sadık kaldığını bilmek ne kadar da harika bir şey.
Eğer sen de İbrahim peygamberin sadık tanrısını daha yakından tanımak istiyorsan pusulayı izlemeye devam et. Tanrı her zaman verdiği sözleri yerine getirir. Kutsal kitap bir sürü vaatle doludur. Vaat yerine getirilecek sözdür. Şunu sakın unutma. Eğer bu vaatlerin senin için de geçerli olmasını istiyorsan, İsa'nın günahtan kurtarıcın olduğuna inanmalısın. İncil'in Matta kısmı 28. bölüm ve 20. ayetinde Tanrı'nın verdiği sözlerden birisi şudur. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Tanrı'nın oğlu ve kurtarıcı olan İsa bir şey dediği zaman bunu Tanrı söylüyor demektir. Tanrı yaşamımız boyunca bizimle olacağına söz verdi. Her günümüzün dertsiz geçeceğini söylemedi. Bazen zor durumlarla karşılaşırız ama Tanrı bunlar karşısında bize yardım edeceğine söz verdi. Ayrıca yeni bir şey yapmaya başlarken kendini heyecanlı hissettiğinde de sana yardım edecektir. Tanrı her zaman senin yanında olacaktır. Yeni şeyler hakkında heyecanlanmaktan söz ederken aklıma Murat geldi. Hadi gel birlikte Murat'ın yeni sınıfına nasıl uyum sağladığına bakalım. Yeni bir sınıfa başlamak herhalde eğlenceli olacak. Yeni arkadaşlar, öğrenecek yeni şeyler, farklı bir sınıfta olmak. Belki annemden her gün yanıma çikolatalı süt koymasını da isteyebilirim. O zaman hazırsın. Evet, tamamen. Yani yeni sınıfa gitmeyi dört gözle bekliyorsun. Oh evet, harika olacak. Gerçekten dört gözle bekliyorsun, öyle Hem mi? Hem de nasıl? Murat nasıl olur? Az önce korku içindeydin. Vazgeçtim. Bununla başa çıkabilirim. Yakışıklıyım, espritüelim. Ben Murat'ım. Yeni arkadaşlar bulurum nasıl olsa. Her şey çok güzel olacak, çok güzel. Hadi ama Murat. Bana gerçeği söyle. Ben senin dostunum ve kimseye söylemem. Tamam. Kelimenin tam anlamıyla korkuyorum Elif. Çok korkuyorum. Senin yerinde olsam ben de korkardım. Okuldaki öğretmenlerin hepsi hiç endişelenmeyin. Yeni sınıf eskisinden daha iyi olacak deyip duruyorlar. Peki eski sınıfın iyi bir sınıf mıydı? Hayır, hayır. Tam tersine çok kötüydü. Ama en azından okula gittiğimde beni nelerin beklediğini biliyordum. Aha. Oysa şimdi her şey sil baştan olacak. Ya benimle alay ederlerse? Ya öğretmen anlattıklarını anlamayınca bana kızarsa? Ben ne yaparım o zaman Elif? Evet ama belki de öğretmenler haklıdır. Belki her şey daha iyi olacak. Evet ama diğer çocuklardan da korkuyorum. Ya benden hoşlanmazlar? Benim gerizekalı olduğumu düşünürlerse? Ya sınıfta arkadaşları olduğu için benimle arkadaşlık etmek istemezlerse? Öbür çocukları az da olsa tanıyorsun zaten. Aynı okula gidiyorsunuz. Teneffüslerde ve kulüp çalışmalarında onlarla oynamışsındır mutlaka. Eminim onlar da senin gibi hissediyorlardır. Ha, öyle mi dersin? Bunu hiç düşünmemiştim. Acaba şimdi ne düşünüyorlardır dersin? Tombala, mombala. Çok haklısın. O zaman korkmama hiç gerek yok. Belki ilk derste birkaç fıkra anlatıp teneffüste birkaç sihirbazlık gösterisi yaparım. Ne dersin Elif? Güzel olmaz mı bu? Hiç fena fikir değil bence. Belki psikolog doktor amca kaptan olmak zorunda değil. Belki de biz çocuklar kaptan olabiliriz. Evet, biz çocuklar oluruz. Gemimiz az sonra limana yanaşacak. Tüm yolcuların birbirine gülümsemesini rica ediyoruz. Birbirinizle konuşup şakalaşabilir, evcil hayvanlarınız hakkında konuşabilirsiniz. Eğer gemi karaya oturursa hiç endişelenmeyin. Çünkü herkes için yeterli can yeleğimiz mevcuttur. Pusula doğru yönü gösterir. Tanrı verdiği sözleri her zaman yerine getirir. Verdiği bu sözlerden biri de her gün bizimle olacağıdır. Ne zaman ister ya da ihtiyaç duyarsan Tanrı'ya dua edebilirsin. Ben gün boyunca defalarca Tanrı'ya dua ederim. Ama gün içinde ettiğim ilk dua henüz yatağımdan çıkmadan ettiğim duadır. Tanrı'nın benimle olması için dua ederim. Günümün nasıl geçeceğini bilmem ama Tanrı'nın benimle olacağından kesinlikle eminimdir. Sen de istediğin zaman Tanrı'ya dua edebilirsin. Sabah dua ederek Tanrı'dan gün boyu seninle olmasını isteyebilirsin. Kahve dinler zaman.
sevgili Tanrım, verdiğin sözleri her zaman yerine getirdiğini ve her gün benimle olmayı vaat ettiğini bilmek o kadar harika ki. Bazen kötü şeyler olabiliyor ama her konu hakkında seninle konuşabileceğimi ve bana yardım edebileceğini biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sen gerçekten çok güçlüsün ve sana iman ediyorum. İsa'nın adıyla amin. Tanrım beni çok sevdiğinden eminim. Yanlış bile yapsam her zaman benimledin. Dualarımı işitir, dersik olsa bile yine elimi tutar, doğru yolu gösterir. Her adımında yanı başım.